Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gaming bir RGB mikrofon inceliyoruz. Mauna markasına ait DM20 modeli ile karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz şu kutusundan da gördüğünüz birazdan kutusunu açacağımız ve şu anda ses kaydımı yaptığım bu mikrofonla birlikteyiz arkadaşlar. Öncelikle mikrofon gayet güzel bir ses kaydı yapıyor. Birçok videomu zaten geçmişe dönük bakarsanız Maona markasıyla kaydetmeye başladım. DM20 modeli ve bu birazcık uygun fiyatlı bir mikrofon diyebilirim diğer muadillerine göre. Aslında yapı anlamında içerisinde kullanılan malzemelerin hepsi aynı. Değişen sadece marka isim isimleri oluyor. Maono bu konuda biraz daha güzel bir atılım yapmış. Çünkü üzerinde bir adet ışığını değiştirebileceğiniz tuş, bir adet sesi kapatıp açabileceğiniz ve alt kısmında da ses şiddetini ayarlayabileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Bunların detaylı görsellerini zaten şu anda gösteriyor oluyorum sizlere. Öncelikle renk değiştirme butonuna basıyorum. Şu anda kırmızı oldu. Bu turuncumsu bir renk ve burada biraz daha sarımsı bir renkteyiz. Şimdi yeşile döndü ve bir bölümü de direkt bütün renklerin geçişleri onu da göstereceğim şu an mavi oldu ve bu da mor rengi gibi bir renk bu da rgb olması lazım hemen dokunalım evet bu da normalde böyle geçiş sağlayan RGB renkleri olan bir bölüm. Gördüğünüz gibi bütün renkler sürekli değişiyor. Hem videolarda görsel açıdan güzel bir deneyim katıyor hem de ses anlamında güzel de bir ses alıyor. Sesi tam şu anda karşıdan bu şekilde alıyor. Kendi üzerinde bir pop filtresi bulunuyor ve masa ayaklığıyla birlikte kutusunun içerisinden çıkıyor. Kutuya birazdan bakacağız. Şu an yaklaşık 30-35 dolarlık bir fiyatı bulunuyor. Ben satın aldığımda 34 dolardı sanırım artmadıysa tabi güncel kurdan dolayı fiyatlarda değişkenlik gözükebiliyor. Mikrofonun elime ulaşma süresi yaklaşık bir aya yakın bir süre sürdü 28 gün. 28-29 gün içerisinde tarafıma geldi. Gün elime geldikten sonra gidip kargo firmasından ben aldım. PTT kargo ile geliyor. Bu yüzden bir tık gecikmeli gelebiliyor. Bir ayı bulması belki de bundan dolayı olabilir. Mikrofonun 5'te 1 fiyatı kadar da bir gümrük vergisi ödedim. Mikrofonun üzerinde pop filter'ının olması gayet güzel ve patlamaları, çatlamaları alabiliyor. Biraz da olsa abzürme ediyor. Üst kısmındaki dokunmatik tuşlar da hoş olmuş. Şöyle ses kapama tuşuna da basacağım. Sesim gidecek şu anda. Hemen tekrar bastığımda sesim geri gelmiş oluyor. Herhangi bir gecikme vesaire bulunmuyor. Ben videolarımı iPhone 14 Pro Max'ten çekiyorum ve bunu da OTG kablosuyla telefonuma bağlayabiliyorum. Zaten girişinde bir Type-C girişi bulunuyor. Kendinden dönüştürücülü. Type-C kısmının diğer tarafı da USB girişi. Bilgisayara takmanız için eğer Type-C kullanıyorsanız da Type-C cihazlarınızda da kendi üzerinde olan dönüştürücüsüyle kullanabiliyorsunuz. Ben Type-C USB girişi girişinin dışında bir de lightning girişine dönüştürdüm. Toplamda 3 çevirici bulunuyor aslında şu anda üründe ve ses konusunda herhangi bir kayıp bulunmuyor. Şimdi bir kutuyu açalım ve sonrasında detaylı özelliklerini paylaşayım sizlere. Geldik ürünün kutusunu açmaya. Bu şekilde bir dıştan kutusunu göstermek istiyorum sizlere. Burada gerekli bilgileri yazıyor mikrofonla ilgili. Arkasında da renkleri bulunuyor. Bu bendeki olan siyah modeli, pembesi ve beyazı bulunuyor. Ve gerekli bilgiler de gene kutunun arka kısmında yer alıyor. Burada da bir görsel koymuşlar nasıl masada durduğunu görebilmeniz için. Şimdi bir kutuyu açalım bakalım kutunun içerisinden neler çıkıyor. Paketlemesi bu şekilde kutunun içerisinden böyle bir paketleme çıkıyor korumalı bir şekilde ve zarar görmemiş oluyor. Hemen bu kutu içerisine bakalım içerisinden neler çıkıyor. Burada genelde kablosu çıkıyor ve kullanım kitapçığı geliyor. Kablosunu hali hazırda kullanıyorum ve kitapçığı da bu şekilde bayağı kalın bir kitapçık kullanılmış ve detaylı taylı bir şekilde anlatılıyor. Bunu da okumak isterseniz eğer içinden çıkan bir parça okursunuz. Kutunun içerisinden bu şekilde ayaklığı çıkıyor. Ben şu anda zaten biliyorsunuz uzatmalı bir tripod kullandığım için onu tekrardan takmak istemedim. Böyle sert bir plastikten alt kısmı da bayağı böyle metalimsi ve şu kısımlarda da kavuçuk malzeme kullanılmış ki masanızda yani şurada kullandığınızda herhangi bir şekilde kayma yapmaması için ağır da bir parça olduğunu söyleyebilirim. İyi de tutunabilir zaten mikrofona. Son olarak da zaten mikrofonun kendine ait bir masa standı olduğu için bu şekilde parçaları çıkıyor. Ben kendi parçalarımı kullandım. Bunu kullanmadım. Bunlar da hali hazırda fazlasından kalmış oluyor. Ürünün birlikte kutusunu açtık ve görmüş olduğunuz gibi 3 adet rengi bulunuyor bu ürünün. Beyaz, pembe ve siyah olarak. Mikrofonun ön kısmında da 3.5 milim bir jack girişi bulunuyor. Bu sayede kulaklığınızı takıp direkt sesi konuşurken de alabiliyorsunuz. Veya müzik dinlediğinizde harici bir kulaklığı arka tarafa kasaya bağlamadan direkt mikrofonun çıkışına bağladıktan sonra müzik, film, herhangi bir sesleri kulaklığınızdan gelen sesleri de alabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Pembe rengi kullanıcılarımız için. Açıkçası ben ürünün pembe ve beyaz rengini beğenmedim. Birazcık oyuncak gibi duruyor. Siyah biraz daha güzel. Sizin de eğer ki böyle bir ayaklı tripodunuz varsa veya almak isterseniz onun da açıklamaya linkini bırakırım. Oradan bu tripodu, ayaklı tripodu alabilirsiniz. Bu sayede mikrofonu alıp bu şekilde uzatılmış bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben masa tripodlarını sevmiyorum ama fiyatı uygun olduğu ve kalitesini de bildiğimden dolayı araştırdım birazcık almadan önce. O yüzden sipariş ettim ve gerçekten de kalitesi hoşuma gitti. Dip ses almıyor ve hışırtı cızırtı sesleri de almıyor. Zaten mesela bunları montajlarken ben bazen bu tarz durumlarda dışarıda cam açık oluyor. Yaz aylarındayız malum. Korna sesi, insan sesi geldiğinde bunları kendi abzürme edebiliyor edebildiği kadar. Haricinde eğer ki farklı bir şey olursa birazcık filtreleme yapabiliyorum. Ve bu da gayet stabil çalıştığını gösteriyor. Ürünün kendi içerisinde pop filtre olması yani ön kısmında güzel. RGB olması ayrı bir güzel ve biraz da gürültü engelleme moduyla çalışan bir mikrofon mantığında ilerliyor. USB girişli ve kendinden şak mountlu yani masa ayaklı tripod olarak geliyor. Mauna markasının DM20 modeli olarak geçiyor. Birçok markanın mikrofonu, kulaklığı bulunuyor. Eğer ki ileride satın alma gibi bu durumum olursa diğer ürünlerini de incelemeye çalışacağım sizler için ama gayet şık. Şimdi ben mesela RGB'de kullanmayı çok sevmiyorum bunu. Böyle dokunmatik tuşuna bastığınızda direkt algılıyor. Tabi biraz sert basmanız gerekiyor ama ben şu an ayaklı bir tripod kullandığım için bastığımda sesi etkilemesini çok istemediğimden dolayı hafif basıyorum ve bu alt kısımda da şöyle sesi de Kısıtığımda anlayabilirsiniz. Burada sesi kısıp açma bölümü bulunuyor. Alt kısımda o açıdan güzel olmuş. Direkt elinizi konumlandırdığınızda herhangi bir yere takılmadan kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kulaklık girişinin olması da gayet güzel. Harici kulaklıkla uğraşmadan kablo derdinden direkt mikrofon üzerinden bağlayıp anlık kendi konuşma seslerinizi alabiliyorsunuz. Bu da genelde ASMR videoları çeken veya karaoke ya da şarkı kaydeden kişiler için biraz daha iyi olabiliyor. Ben genelde bu tarz durumlarda kullanmıyorum. Yani kendi sesimi neden duyayım? Ama mesela şu an kayıt yaparken tek başıma kayıt yaptığımdan dolayı kulaklığı takıp tek kulağımda dinleyebilirim aslında konuşmamı ama çok mantıklı gelmiyor. Şöyle ışıklarını bir de bu açıdan göstereyim. Zaten detaylı çekimlerini yapıyor olacağım ama benim en çok hoşuma giden aslında mor renk olan. Hemen onu da göstereceğim. Evet ben bu rengi çok seviyorum. Arka planımda mor. Genelde mor ve mavi renklerini tercih ediyorum. İncelememiz bu kadardı. Satın almak isterseniz açıklamaya link bırakıyorum oradan. Hem satın alabilir hem de inceleyebilirsiniz. Ses kalitesini de bu şekilde konuşarak biraz daha anlatmaya, göstermeye çalışıyorum sizlere ki sesin nasıl bir performansta olduğunu anlayın. Keza kamera karşımda mı mikrofon bir yan tarafımda kaldığı halde ses kalitesi gerçekten iyi. Noise reduction özelliği de gayet iyi olmuş. Bu da aktif gürültü engelleme modu kendi yazılımsal ve chipsetinin içerisinde bulunuyor. Ürünün incelemesi hoşunuza gittiyse yorum atmayı, beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. İncelememi istediğiniz ürünler varsa da açıklamaya yorum olarak belirtirseniz onları da satın alıp sizler için incelemeye çalışırım. Görüşmek üzere.